CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına geçelim. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu 14 Aralık sürecini değerlendirdi ve bunun dışında 17 Aralık'ta Şebiye Aruz'daydılar. Şebiye Aruz konusunda da önemli değerlendirmeler yaptı. Bir daha da gitmem Şebiye Aruz'a dedi. Neden bunları dedi? Hepsini Muharrem Sarıkaya'ya açıkladı. Habertürk gazeteye ve bunun dışında bir başka önemli daha değerlendirmesi vardı. Mevlana'nın ruhu hiç bu kadar incinmemişti dedi. Çünkü siyasi konuşmaların Cumhurbaşkanı tarafından yapıldığını söyledi. Bir hatırlatma yapalım. 17 Aralık aynı zamanda Kılıçdaroğlu'nun doğum günü. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu genel başkan olduktan sonra Konya'da Mevlana'yı anmak için düzenlenen törenlere hep katıldı. Tıpkı 17 Aralık'ta olduğu gibi, ama bundan sonra katılmayacak. Nedenini gazete Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya'ya anlattı. Mevlana'nın ruhu hiç bu kadar incinmemişti. Bir daha Şebi Aruz törenine gitmem. Orada Mevlana dışında her şey vardı. Mevlana'ya bu kadar haksızlık olamaz. Kin ve hırs gözünü bürümüşse o zaman değerleriniz yok olur, gözünüz kaybolur. Hiçbir şeyi tanımaz ve görmez hale geliyorsunuz. Ben Erdoğan'da törendeki konuşması sırasında bunları gördüm. Konuşmaların tamamı da siyasiydi. Kılıçdaroğlu, Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'e de tepkiliydi. Konuşmasında hümanizmi eleştirdiğini anlattı. Bunun Mevlana'nın mantığına aykırı olduğunu savundu. Topluma bazı şeyler dayatılıyor dedi. Kılıçdaroğlu sadece Şebi Aruz törenleriyle ilgili değil, 14 Aralık operasyonuyla ilgili de mesaj verdi. Medyaya yapılan operasyonlar kimseye itibar kazandırmadı. Bakalım hangi silahlı örgütmüş, silahlarını göreceğiz. Bu yolsuzluk operasyonudur. Cemaat-hükümet çatışması değil. Kılıçdaroğlu'nun gündeminde 4 bakanla ilgili açılan meclis soruşturması da vardı. Zafer Çağlayan ve Muammer Güler konuşmalı dedi. 4 eski bakandan biri beni Yüce Divan'a gönderin, temizim, aklanır gelirim diyemedi. Bu talebin ortaya çıkmamış olması iddiaların doğru olduğunu gösteriyor. Diğerleri Erdoğan Bayraktar'ın yaptığı gibi konuşmalı. Çağlayan ve Güler'in çıkıp ne aldıklarını ve ne yaptıklarını açıklaması gerekir. O zaman olayın siyasal fotoğrafını net görürüz. Ve Şişli Belediyesi'nde yaşananlar, eski başkan Sarıgül ve yeni başkan Hayri İnönü arasında geçtiği iddia edilen tehdit olayı. CHP lideri olayın iç yüzü farklı dedi, konuyu ben farklı çözeceğim, çözünce görürsünüz diye ekledi.